Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hüccet ibnil Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala abai fi hazihis sa'a ve fi kulli sa'a. Veliyyen ve hafizen ve gaiden ve nasirah ve delilen ve eyne hatta tuskinehu arzeke tev'a. Ve tumeddi'ehu fiha tevila bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sallallahu aleyke ya veliyyel es'edrikna ve erşidna vahdina. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip kapanmış olan zemzem suyusunu bulan kişiydi biliyorsunuz. Zemzem kuyusu Hazreti İbrahim'in döneminden Allah tarafından ortaya çıkmıştı. Ama daha sonra Mekke'ye hakim olan bazı yöneticiler tarafından kapatılmıştı. Ve Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip rüyasında zemzem kuyusunun bulunup çıkartılması gerektiğini görmüştü ve zemzem kuyusunu kazmış, tekrar o suyu çıkartmıştı. Ve o kuyuyu kazarken içinden bazı heykeller de çıktı o kuyunun. Altın heykeller çıkmıştı. Ceylan heykeli vardı, altın çıkmıştı. Ve 13 tane kılınç çıkmıştı. O geyiği bırakmıştı, o altından geyiği bırakmıştı Kabe'nin içine, Kabe'ye aitti o. Ve Hazreti Resul aradan yıllar tabii geçti. Peygamber Efendimiz dünyaya geldi. Yaklaşık olarak 20 küsur yaşlarındaydı ki, 24-25 yaşlarındaydı ki, Kabe'den o altın ceylan heykeli çalındı. Ve bir sel gelmişti o yıl. Kabe'yi de tahrip etmişti. Bozmuştu binasını. Mekkeliler karar aldılar. Dediler ki bu Kabe'yi, Mekke'yi yeniden, Kabe'yi yeniden yapalım. Mekke'de olan o Kabe'yi yeniden yapalım. Ve yeniden söktüler temelinden ve yeniden onarmaya başladılar. Kabe'de bir taş vardır. Hacerül Esved taşı. Bu Hacerül Esved taşı cennetten getirilmiş bir taştır. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'yi yaparken bir noktaya geldi ki orada bir köşe vardır. O köşeye Allah dedi ki İbrahim buraya sana göndereceğimiz o taşı bırakacaksın. Ve Allah bir taş gönderdi cennetten. İbrahim aleyhisselam da o taşı oraya bıraktı. O taş önceleri beyaz idi. Beyaz bir taş idi. Daha sonra günahkar insanlar o taşı ziyaret ettikçe, öptükçe, ellerini vurdukça o taş siyahlaşmaya başladı. Hecer taş demektir. Esved siyah demektir. Hecerül Esved siyah taş anlamına geliyor. Biz Hecerül Esved taşı diyoruz yine. Yani o taş kelimesini tekrar kullanıyoruz. Normaldir bu. Ama o taş dünyaya ait bir taş değildir. Cennetten getirilmiştir. Ve hacılar da ziyarete gittiğinde o taşın olmuş olduğu köşeden dönmeye başlıyorlar. Tevaf etmeye başlıyorlar. Oraya geliyorlar. O taşın tam hizasına, o taşa selam veriyorlar bu şekil. Ve tevaf başlıyor. Ve her o köşeye geldikçe de tekrar ellerini o taşın, elinin içine o taşın olduğu yöne döndürerek selam verip devam ediyorlar tevafına. Ve bu Hecer-i Esved taşı önemliydi. Tam oraya geldiler. Şimdi kabileler aralarında tartışmaya başladı. Her kabile o taşı kendisi koymak istiyor. Çünkü o taş sıradan bir taş değildi. Kim o taşı koyarsa dolayısıyla da bir onur sahibi oluyordu. Bir
özellikli kişi oluyordu. Her kabilede diyor ki biz koyacağız. Bize layıktır bu işi görmek. Baktılar ki bu iş için sonu kavgaya gidecek, kan dökülecek. Dediler bu iş böyle olmayacak. Oturalım şimdi Mescid-ül Haram'da, yani o Kabe'nin olduğu yerin bir de boşluğu var, dönme yeri, tavaf yeri. Orada da oturalım, işte oraya Mescid-ül Haram diyorlar. Yani Kabe'ye ait o yer. Mescid-ül Haram'a ilk kim girerse o karar versin. Şu anda da kimin geleceğini bilmiyoruz. Tamam dediler. Herkes oturdu Mescid-ül Haram'da. Bir baktılar ki Hazreti Peygamber Efendimiz 20 küsur yaşlarında genç delikanlı içeriye gitti. Herkes de sevindi. Tamam dedi. Düzgün adam geldi. Herkes çünkü razı Resulullah'tan. Herkes seviyor. Ve herkes onun adaletli olduğunu biliyor. İsmine emin demişler. Yani peygamber adı Muhammed'dir. Salavatullah aleyhi ve sellem ama lakabı emindir. Emin ne demektir? Sağlam kişi demektir. Emanete ihanet etmeyen demektir. Dediler tamam. Muhammed geldi, gerisi önemli değildir. Bu ne karar verirse olsun. Peygamber Efendimiz Mescid-ül Haram'a girdi. Geldiler Resulullah'ın yanına, dediler ya Resulullah, ya Muhammed tabii ki dediler, ben ya Resulullah diyorum. Ey Muhammed gel bu bizim sorunumuzu hallet. Nedir sorun? Sorun bu. Hacer-i Esvad taşını kim koyacak oraya? Peygamber Efendimiz dedi ki bir tane bez getirin. Bir tane bez getirdiler. Peygamber Efendimiz bezi, o Hacer-i Esvad taşını aldı, beze bıraktı. Dedi şimdi her kabilenin reisi gelsin buraya. Geldiler her kabilenin reisi. Ve peygamber burada herkes dedi bezin bir köşesinden, bir kenarından tutsun. Kabile reisleri o bezin bir kenarından tuttu. Kaldırın dedi, getirin oraya. Herkes kaldırdı, getirdi oraya. Peygamber Efendimiz de onların getirmiş olduğu taşı aldı, yerine bıraktı. Dedi, bu iş böyle çözülecek. Herkes de razı oldu. Çünkü herkes o taşın yerine koyulmasında ortak hareket etti. Dolayısıyla da herkes bu işe razı oldu. Bu olay Hazreti Resulullah döneminde olmuş bir olaydır. Şimdi bu Hacer-i Esvad taşının bir özelliği var. Özelliği de şudur ki bu Hacer-i Esvad taşını oraya yerine bırakacak kişinin masum olması lazım. Ne demektir masum olması lazım? Yani ya 124 peygamberden biri olması lazım ya bu peygamberlerin vasilerinden biri olması lazım. Bu peygamberin halifelerinden biri olması lazım. Gerçek halifeleri. Seçimle gelen halife değil. Allah'ın tayin ettiği kişi olması lazım. Dolayısıyla da kim bu taşı yerine korsa, masum kişinin dışında, peygamberlerin ve vasilelerinin dışında kim yerine korsa o taşı, o taş yerine oturmuyor. Bir türlü o gediğine oturmuyor. Böyle hep oynamalı duruyor. Dolayısıyla da peygamber ondan dolayı kendisi o taşı yerine koydu. Çünkü kim koysaydı o taş yerine oturmayacaktı. Şimdi de böyledir zaten. Eğer Kabe yıkılır da herhangi bir tatilat, tamirat yapılırsa ve Hacer-i Esvad taşı yine yerinden oynatılırsa onu yerine koyacak kişi masum kişi olmalıdır. Ve o da Hazreti Mehdi'dir şu anda. Ve tarihte de Hazreti Peygamber'den sonra Kabe yıkılmıştır, tahrip olmuştur. Ve o taşı yerine koyan yine masum olmuştur. Ve Hazreti Mehdi'nin döneminde de Hazreti Mehdi'nin kendisi o taşı bir gün yerine koymuştur ama tanınmamıştır. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla da bu Hacer-i Esved taşının böyle bir özelliği var. Bazı tarihlerde diyor ki Hacer-i Esved taşı aslında bir melek idi. O taşa dönüşmüştür
ve o taşı da Hazreti İbrahim oraya koymuştur. Böyle de bir tarih var. Ama daha güçlü olan budur işte. Yani Allah onu göndermiştir cennetten Ebu Kubeys dağına. Ebu Kubeys dağından da Hazreti İbrahim'e Allah demiştir, git o taşı oradan al ve yerine bırak. O taş da nişane taşıdır. Ve şu anda hacca gidenler o taşı görüyorlar, o taşı ziyaret ediyorlar. Hani Kabe'nin bir köşesinde böyle bir yer var ya bu şekil. İnsanlar başını uzatıyor oraya ve orada Hacer-i Esved taşını öpüyorlar. Veyahut da ellerini sürüyorlar o taşa. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.